Welcome to my YouTube channel. Oh my god. Helin her şeye şey diyor, bozulmuş. Böyle bir şey koydum. Bozuk. Bozulmuş. Bak bu böyle açılıyor. +18. Niye canım şey Red Street'te fink atarken? Red Street. 1 minute. It's amazing. Amazing. Evet, bugün birazcık konuşalım. Sohbet edelim. Demayo. Hep dansma edeceğiz. Oradakilerle mi konuşuyoruz? Evet. Sanki karşındaymışçasına. Hadi konuş bizimle. Ben oğlum bizimle konuşayım. Sen onların böyle şu anda neyi merak edebileceklerini düşünerek kendi kendine açıklıyorsun. Bence siz başlayın. Ben de ekleyeyim. Biz neredeyiz? Onunla başlıyorum. Şu anda Amsterdam'dayız. Neden buradayız? Şeyin derslerine geldik. İsmi şey bu arada, hani şeyin değil. Şey. Şey. Şeyle tukula. Nasıl okunuyor yarın öğreneceğiz. Şey diyoruz biz. Şeyden böyle bir şeyler öğrenmeye geldik. Şu anda XO otelimizdeyiz. Yorulduk, sabah geldik çünkü yani gece de hiç uyumadık. 3'te mi 4'te mi ne yola çıktık yani ve yorucuydu bayağı. Benim valizim böyle şey falan oldu. Kiloyu aştı. Herkesin ortasında valizimi açıp noodle'larımızı falan şey yaptık. Neyse, bunlar önemli şeyler değil. Dans eğitimine geldik yani. Şimdi şöyle bir sohbet konusu açıyorum. Sen C mesela dans eğitimi için yurt dışına çıkmak ne derece önemli? Yüzde mi yoksa? Yüzde de söyle. %75. Peki mesela bir dans okuluna gitmek bir dansçı için? %60. Çünkü evde de yapabilir. Ya böyle hani Steezy falan var ya, Steezy'den falan çalışabilir. Diana'nın neydi? Motus'tan yapabilir yani. Bence gerek yok bir stüdyoya. Ama yurt dışı. Online bir stüdyoya gerek var. Yani ya birinden öğrenme. Birinden öğrenmeye gerek var. Hani bir mentor gibi bir şeyin olması bence. Bence dans stüdyosunda dans gelişimi için de tabii önemli. Hani official olarak ders alıyorsun. Ya şey önemli bence. Bir community'nin içinde hani senin gibi insanların yanında dans etmek, evet, önemli bir şey. Çünkü sadece bir eğitmenin sana öğrettiği şeylerden değil, yanındaki insanlardan da çok şey öğreniyorsun. Onların böyle hikayelerinden falan da çok şey öğreniyorsun. Yurt dışına gelmek bence bir dansçı için %100. Bence bir dansçı mutlaka dünyada neler, ama şey hani hobi kısmından bahsetmiyorum. Hani dancer'dan bahsediyorum. Dansçıların aynı kariyeri paylaşan diğer dansçıların neler yaptığını falan bilmesinin bayağı önemli olduğunu düşünüyorum. Bence %100 yani. Tanımalı yani dünyada kimler var, kimler yok. Bence öyle. Dans bence okulu... %100 ya. Bir dansçıysan olmalı yani. Peki mesela neden buraya geldik? Yani niye Amsterdam'ı tercih ettik? Bir sürü kamp var, ben de yiyeceğim. Hmm. Bir sürü kamp bir şey var, şunu yiyelim. Tamamdır. Neden Amsterdam'a tercih ettik mesela? Önce sen söyle. Yani benim tercih etme sebebim, training'in çok bence kapsamlı olması. Hani çok böyle ben şeye güveniyorum. Bir de hani onun öğrencilerine bakınca hani bir gelişim gördüğüm için Amsterdam'ı seçtim. Hem böyle 2 saatlik yoğun bir program, böyle ders değil. Hem böyle kamp gibi de değil, daha böyle insan üzerine specialize ediyor. O yüzden bence güzel bayağı. Bu arada ben de mesela çok kamp kovalayan biri değilim çünkü kamp fabrika var. Bence kamp fabrika çok enough. Promoting çünkü öyle yani, ya ayağına gideceğim herkes buraya geliyor, niye ekstra bir daha gideyim? Şeyin bu internetinde katılan dansçılar da bayağı bir gelişme gördük tanıdıklarımızdan falan da, böyle takip ettiklerimizden. Bir de çok OG'sel bir guest listi var. Yani sadece kendi öğretmiyor, başka insanlar da öğretiyor. Ama bu eğitimi veren insanlar hani famous'lığına göre, bilinirliğine göre değil de daha böyle foundation tarafından seçilmiş isimler olduğu için
Ben de şahsen foundation ne kadar iyi olursa bir dansçının o kadar iyi olduğuna inanan bir birey olduğum için her zaman basicleri çalışmak insana daha iyi yapıyor bence. Bu intensive de ona odaklı bir şey olduğu için onu tercih ettik. Hani birazcık program da yapabildik hemen devamında, devam edecek hayatımız, programımız falan. Sen bir student olarak sen soru üret. Mesela sen neyi merak ediyordun ilk dansa başladığında böyle dans kampına gidenlerle ilgili falan? Neyi öğrenmek isterdin ya da falan? Ya da şu an güncel olarak da sorabilirim. İnsanların nasıl hani şey düşünüyordum, hani nasıl o gitme sürecine geldiğini düşünüyordum. Ama bir anda böyle o gaza gelince hani hemen geldi ve biraz nasıl anlatacağım? Anladım, yani ben kampa gidebilir miyim? Evet. Gitme, benim için erken mi? Aynen. Sence bir insan için bir kamp erken mi? Hayır, bence değil. Yani çok daha yeni başlamışsa kampta kendini hani foundation'ları bilmeden gitmesi bence biraz onu zorlayabilir. Bir de hareketleri bence yanlış almasına şey olabilir. Yani foundation'ları aldıktan sonra hani ve bir yani o kampın seviyesine uygun bir seviyede olduğunu görüyorsa bir insan bence kendisi gidebilir. Birazcık altındaysa da bile kendini pushlayıp bence okey yani. Evet. Bence bir insan dansta neyi yani farkındaysa vücudunun ne yapması gerektiğini şey değil. Dansa böyle 3-4 ay başlamış biri de bence kampa gidebilir. Ama dediği gibi şey kamp onu zorlayabilir çünkü foundation'lar var. Hani 4 işlem gibi. 4 işlem bilmeden bir anda integral sorusu atıyor sana hoca. Çözemezsin. Ve bu seni eğer demotive edecekse, yani yanındaki insan yapıyorsan yapamıyorsun. Bu seni o şeye küstürecekse yapma. Yanındaki herkesin yapıyor olması ve senin yetersiz olman seni motive eder bir şeyse go for it. Ben mesela çok iyi birini böyle görünce diyorum ki hani ne ben kadar güzel çalışıyor. Ben böyle de öyleyim. Şey olmuyorum. Evet, demotive kesinlikle olmuyor. Ben yani, de olmuyorum. Çok büyük konuşmayayım ama yani şu ana kadar hiç olmadı. Şey de olurum mesela demotive. Yani demotive olmam da sıkılırım. Çok şeysem, hani çok alakasızsam evet. Level olarak sadece bu bana göre değil ya deyip evet. Şey yaparım. Hı-hı. Hani küstürmez bana. Hı-hı. Ama o anlık bir böyle bir sallabilirim. Bir de mesela bazı şeyler var, intensivler var. Bunlar zaten selection'ını alıyor. Bu öyleydi. Bu öyle bir şeydi. Hani şeyin programında biz select şey olduk. Videolarımızı falan attık. Şey kendi programına uygunsa alıyor. Alınmaya da bilirdik yani ve bu bize hatta şey dedik, alınmıyormuşuz, alınmayabiliriz, evet. Okey falan dedik. Çok yani. Stresli. Hani şey dedik birbirimize. Demek ki o level'da değilmişizdir yani. Ne yapalım? Evet. Olduk öyle. It's okay yani. Sizce bir insan sadece bir stüdyoda mı ders almalı? Gerçi hayır. Aynı soru oldu ama. Bence hayır. Yani bence no. Hiç bence şey de değil. No. Yani tek bir stüdyoda tabii ki kendini geliştirebilir. Bence ama. Ama ne kadar çok evet. Stüdyo, o kadar farklı insan, o kadar farklı hoca. Bir defa sadece bir hocadan hayatın boyunca ders alamazsın yani. Her hocanın tekniği, öğreteceği şey, foundation'ı, groove'u, müziği, duyuşu, öğretişi yani çok farklı. Bu yüzden kamplar var, bu yüzden bir sürü stüdyo var yani. Bence tek bir stüdyoda hayat geçirmek şey. Bence de. No. Ama tabii gittiğin stüdyoları harcadığın zamana, harcadığın paraya değecek şekilde seçebilirsin. Hani seçici olmak okey bence. Çünkü oraya bir para harcıyorsun, oraya bir zaman harcıyorsun, bir emek harcıyorsun ve bunların hepsini harcadığında aldığın şey sen hani değmeli, hani o denge olmalı diye düşünmekteyim sen. Ben de öyle düşünmekteyim. Ciddi oldu sanırım. Gerçek kimliğimiz ortaya çıktı aşk olarak. Böyle bir hızlı bir sohbet gibi bir şey oldu yani. Yani böyle arada bir anda bu arada yükseldik yani tam uyuruz diye düşünüyorduk bir an. Bu videoları şey diye çekiyorum bu arada. Hani dansa yeni başlayıp böyle ne yapacağını bilemeyen, yol şey yapmak isteyen bir sürü insan var. Çünkü ben de öyleydim. Kime bakacağımı bilmiyordum. Önümdeki örneklere bakıyordum. O yüzden mesela sorularınız varsa böyle bir kampa gitmek istiyorsanız, seçemiyorsanız ya da işte bir şeyler varsa aklınıza takılan bana yazabilirsiniz. Ben sizinle sohbet ederim, konuşurum, fikrimi söylerim isterseniz.
Ben orada sürat efektleri yapıyorum. Biz yorgunuz, uyuyacağız şimdi.